Murat farkında olmadan bana çalışıyor. Nasıl? Nasıl gördün? Söyle lan! Benim sana baba demeye utanıyorum. Şaş! Yapma! Bazen kötü kalpli bir iş adamı, bazen acımasız bir mafya babası olarak gördük onu ekranlarda. Filmlerinde genelde kötü karakterleri canlandırmıştı. Sokakta yürürken insanlar ona hep rollerinden ötürü kötü ve garip bakmışlardı. Halbuki Kazım Kartal sert görüntüsüne rağmen çok sıcak ve yumuşak kalpli bir insandı. Türk sinemasının adı fazla bilinmeyen kahramanlarındandı. Genellikle yardımcı oyuncu olarak rol alan oyuncumuz, dönemin ekonomik şartlarından dolayı bir dönem Yeşilçam seks filmleri furyasında da çalışmak zorunda kalmıştır. 1936 yılında Niğde'de doğan Kazım Kartal, ilkokulu bitirdikten sonra Konya Ereğli'ye okumak için gider. Okulda başarısız olup atılınca babasıyla da arası bozulur. Manifaturacı olan babası evden kovar. Ankara'ya gider ve çeşitli işlerde çalışır. Simit satar, lokantalarda bulaşıkçılık yapar. Bir süre Amerikalıların yanında şoförlük, garsonluk, santral memurluğu gibi işlerde çalışır. Fakat hep artist olma isteği vardır içinde. İstanbul'a gelir, Yeşilçam sokaklarında dolaşmaya başlar. Nasıl artist olabileceğini araştırıyordur, film şirketlerini dolaşır. 25 ila 26 yaşlarındadır o sıralar. Sonunda Fer Film ile tanışır. Evrim Fer ve annesi Fahriye Tamkan'ın şirketi Fer Film Hancı'nın kızını çekecektir. Filmi çekmek için Kıbrıs'a gideceklerdi. Prodüktör beni beğendi. İlk filmim böyle başladı. Eşref Kolçak, Reha Yurdakul, Kadir Savun, Evrim Fer var, onlara hayran hayran bakardım. Sinemayı da hiç bilmiyorum. Yönetmen Nuri Ergün de bana sürekli gel şöyle yap diye bağırıyordu. Sonra da iyi arkadaş olduk. Aradan bir iki ay geçmişti, Nuri ağabeyle Galatasaray'da karşılaştık. Gel bakalım, neredesin sen diye bağırıyordu. Bu deli adam beni yine buldu diye düşündüm bağırdığı için. Ulan ne güzel oynamışsın sen dedi. Beni Kemal filme götürdü. Hancı'nın kızında Jön'ün yardımcısını, arkadaşını oynamıştım. Orada kavgacılık gibi rollerle devam ettim. Kötü adama adım atışım Kemal filmle başladı. Bu işi başarırsanız Yeşilçam sizi kabul ediyor. Ben çıraklıktan başladım, aktörlüğü bana Yeşilçam öğretti. Şirvan diye bir filmde oynamıştım. Hülya Darcan kız kardeşimi oynuyor. Ben onu zengin bir adamla evlendirmek istiyorum, o bakkalın çırağına aşık. Kaçıp kaçıp onunla buluşuyor. Buluşmadan dönerken yakalıyorum, bağırıp iki tokat atıyorum. Merdivenlerden yuvarlanıyor. Kucağıma alıyorum, ağabey niye vurdun, Allah bana zaten vurmuştu, diyor. Ben ağlıyorum. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum, Çatalca'ya film çekmeye gittik. Caddede yürüyorum, karşıdan bir kadın geliyor. Bana bakarak Allah belanı versin, diye bağırdı. Birine mi benzetti acaba diye düşünüyorum, arkama falan baktım. Sana söylüyorum sana, Allah belanı versin seni. Niye öldürdün Şirvan'ı, diye bağırmaya devam ediyordu. Erotik filmler başladı. Biz o zaman böyle filmlerde oynamayız diye direttik, oynamadık bir müddet. Bir iki sene geçti, bizi arayan soran yok. İstanbul'da yaşamak da kolay değil. Bir arkadaşıma rastladım, Mine Mutlu'yla bir film çekeceğini, beni de oynatmak istediğini söyledi. Ben de oynarım, dedim. Ama soyunacaksın, sevişeceksin, dedi. Sen benim arkadaşımsın, ne demek soyunacaksın, diye tepki gösterdim. Paraya da ihtiyacım vardı ama kabul etmedim. Eve geldim. Bakkala gideceğim, para ödeyemediğim, yazdırdığım için bakkalın da suratı iki karış. Neyse gittim, rakı ve sigara aldım. Başka müşteriler de var, tam çıkarken, sanki tekel bize veresiye veriyor, bir de artist olacak dedi. Dünya başıma yıkılmıştı. Dönük şişeyi geri vermek ya da suratına çarpmak var ama şişeyi başka bir bakkaldan alma olanağım yok. Derken eve geldim, açtım rakıyı ve içtim. Sonra telefon açıp arkadaşıma, kabul ediyorum dedim. O filmlerde oynamayanlar bize küstüler, küçümsediler. Star olmak önemli değil, önce insan olmak gerekir. Meslektaşın, arkadaşın, aynı filmlerde oynuyorsun, onlardan daha fazla filmin yükünü çekiyorsun, bana yukarıdan, lütfen selam verecek. Ben bu filmlerde oynadım, onlar bana küsmüş, küsmemiş umurumda değil. Sonraki dönemlerde Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır'la birlikte oynadığı aksiyon filmleri ve Kemal Sunal ile oynadığı filmler ile düzenini biraz da olsa oturtur ve üç katlı bir ev alır. Derken 90'lı yıllarda sinema, yerini televizyon dünyasına bırakınca kanallar çoğalır.
gelen birçok dizilerle ekranlarda yol almaya devam eder. Böyle mi olacaktı? Dizisinde Resul Bakırcı, usta kalem Kemalettin Tuğcu'nun romanından alınan Üvey Baba dizisinde Celal Ağa, Derman Bey dizisinde Adnan ve Kirve dizisinde Reşat Ağa karakteri ile hafızalarda kaldı. Kazım Kartal 1979 Ahlaksız, Utanç sinema filminin senaryosunu yazmış, 1993 yapımı Tetikçi Kemal dizisinin de hem oyuncu olarak kadrosunda bulunmuş hem de yönetmenliğini yapmıştır. Büyük usta Kazım Kartal, Erzurum'da bulunduğu televizyon dizisinin çekimleri sırasında rahatsızlandığı için projeyi bırakarak apar topar İstanbul'a döner. Kısa bir süre sonra da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder. Arkasında 1000'e yakın sinema filmi ve 25 civarında televizyon dizisi bıraktı, büyük ustayı rahmetle anıyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.